Televizyon ekranlarından herkese merhabalar. Bugün böyle dışarıda güzel bir yayın yapalım dedik. Haringey Kliniği'nin başhekimi İbrahim Yahli. Öncelikle İngiltere'deki son gelişmelerden biraz bahsedin bize. 16 Ağustos'tan sonra yeni bir karar alındı. Artık 2 doz aşısını olmuş insanlar test yaptıktan sonra negatif çıkarsa pozitif olan biriyle temas halinde olsa kendini izole etmeyecek. Evet, ya da semptom. Bu nasıl bir sonuç doğuracak bizim için? İngiltere hükümeti aşı oranlarındaki artıştan kaynaklı kalıcı bir şekilde tüm kuralları gevşetmeyi esas alıyor. Şimdiki kuralları gevşetme politikası kalıcı bir durum için geçerli. Yeni bir çok ekstrem bir durum gelişmediği müddetçe geriye bir dönüş olmayacak. Politika bu yönde. Yani yeni bir varyant çıkıp da hiçbir aşıya cevap vermezse, ki o an ona yeni bir varyant demek artık mümkün olmuyor. O yeni bir virüs demek oluyor neredeyse. Bu çerçevede aşılarla ve sosyal tedbirlerle bu süreci götürmeyi düşünüyorum. Şimdi görünen o ki son dönemde özellikle aşı olan kesimdeki enfeksiyon oranı düşük, çok düşük ve oranda da hastaneye yatış oranı, yani ağır geçirme ihtimali çok az durumda. Bu iki aşı olanlarda bu oran daha güzel bir noktada. Bu çerçevede alınan tedbir şudur: eğer aşı olmuşsanız ve iki dozunuzu da olmuşsanız zaten 16 Ağustos'tan sonra pozitif biriyle temasa geçtiğinizde ilk yapmanız gereken şey bir PCR testi yapmanız. Bir de eğer semptomlarınız varsa evde kalmanız, yani kendiniz bir izolasyona tabi tutmanız lazım. Eğer semptomlarınız yoksa zaten PCR testi de negatif gelirse izolasyon yapmanıza gerek kalmayacak. Bu çerçevede alınan bir tedbir var. Bu gereksiz yere özellikle NHS Test and Trace'den dolayı herhangi bir şekilde rapor edilmiş birinin evde kalması zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Evet, NHS çalışanları için de bu durum söz konusu. İş yerleri için daha da gevşetmeye çalışıyorlar bu kuralı. Sağlık çalışanları zaten az iken bir de kendini izole ettiği için daha az sağlık çalışanları vardı.